Kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. PKK-YPG Rusya'dan yardım istedi. Türkiye'yi durdurun. Değerli izleyenler, terör örgütü PKK-PYD, Türkiye'nin hazırlıklarını yaptığı 5. harekata karşı Rusya ve Esed rejimiyle son 10 günde 4 kez bir araya geldi. Gizli toplantıların gündemi Türkiye'yi durdurmak ve terör örgütünün nasıl korunacağı oldu. Suriye'nin kuzeyine yönelik 5. harekat için geri sayım sürüyor. TSK ve Suriye Milli Ordusu operasyonu için emir beklerken, terör örgütü YPG PKK ise ABD, Rusya ve Esed rejimiyle gizli pazarlıklar yürütüyor. Yeni Şafak gazetesinin iddiasına göre, Türkiye'yi durdurabilmek için sahadaki tüm aktörlerle gizli görüşmeler yapan PKK, Ruslar ve rejimle son 10 günde en az 4 kez görüştü. İlk görüşme Tarifat'ta oldu. Rusya, rejim ve PKK'lıların bulunduğu üçlü görüşmeye İran milisleri alınmadı. PKK adına örgütün sözde Halep sorumlusu Remzi Şeyhmuz, rejim adına siyasi büro şefi Gassan İbrahim'in katıldığı gezi toplantıda rejim subayları, PKK kontrolündeki petrolü rejime taşıyan katırcı grubunun milis güçleri ve Rus askerler de yer aldı. Görüşmenin ana konusu, Türkiye'nin Münbiç ve Tarifat'ı da kapsayacak olan harekatını önlemek ve PKK'yı garanti altına almak oldu. Harekattan çekinen PKK, Rusya ve rejimden operasyonun durdurulması ve güvenlik garantisi istedi. PKK'nın Rusya'dan Tarifat'a asker sevk etmesini istediği de bölge kaynaklarından edinilen bilgiler arasında. Rusya, PKK ve rejim arasındaki diğer görüşme Laskiye'nin güneydoğusunda bulunan Rus kontrolündeki Hmeymim üssünde gerçekleşti. Bu görüşmede Tarifat ve Münbiç'in devrine karşılık PKK'ya güvence teklifi masaya getirildi. Ancak PKK adına toplantıya katılan heyet, böyle bir anlaşmaya yetkimiz yok diyerek Kandil'deki elebaşlarını işaret etti. Üçüncü görüşme Münbiç'te yapıldı. Görüşmeye bir grup askerle giden rejim heyeti toplantıyı şehirde gerçekleştirmek istedi. Ancak PKK-YPG'liler kabul etmediği için görüşme Münbiç yakınlarındaki bir köyde gerçekleşti. Son görüşme ise Kamışlı'da oldu. Buradaki görüşmeye diğerlerinden farklı olarak üst düzey Rus subaylarının katıldığı öğrenildi. Toplantılarda ne karar alındığı merak edilirken, görüşmelerin ardından sahada askeri hareketlilik yaşandı. Rejim, Tarifat ve Ayn-i İsa yakınlarına ciddi askeri sevkiyat yaptı. PKK-YPG'liler için ABD'liler de sağ çalışmasına hız verdi. PKK-YPG'liler, toplantı üstüne toplantı yapan ABD, Arap aşiretleri de örgüde destek karşılığında vaatlerde bulundu. Bazı aşiret reislerine milyonlarca dolarlık para teklif edildiği öğrenildi. Tarifat ve Münbiç'e hareket sinyalinden sonra Suriye'de hareketlilik sürüyor. Olası harekatta, Türk askerinin yanında cephede yer alacak olan Suriye Milli Ordusu da harekata hazır. Suriye Milli Ordusu dün yüzlerce araç ve binlerce askerle konvoy düzenledi. Ağır silahların monte edildiği 200'den fazla araçla Azez'de toplanan Suriye Milli Ordusu askerleri harekata hazır oldukları mesajını verdi. Daha sonra araçlarla Azez, Soran ve Succa bölgesine konvoy halinde tur atıldı. Konvoyun geçişi esnasında Suriyeli siviller de alkışlarla Suriye Milli Ordusu'na destek verdi. Türkiye'den talimat bekleyen muhalifler harekatın bir an önce başlamasını istiyor. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde görüşmek üzere, hoşça kalın.